Bundan sonra Türkiye'yi batılı ortaklarıyla aynı stratejik çıkarlar etrafında düşünmek kolay olmayacak. S-400'lerin devrine kurulmasını ve aktive edilmesini izleyen dönemde biz artık Türkiye'nin yeni safını daha net biçimde göreceğiz. Bu S-400'lerin gelişi Türkiye'nin artık yeni kurulan dünyada kendine yeni bir saf belirlemeyi tercih ettiğinin işareti olarak, sembolü olarak görüyorum ben. Bu arada yani belki hani bir şey, bir bilgi, detay bir bilgi. Sosyal medyada hava ve deniz trafiğini takip eden, aktif biçimde takip eden insanlar var. Bu hesaplardan bir tanesinde sabahki teslimatı yapan uçağın aynı rota üzerinden Türkiye'ye yönelik bir uçuş yaptığı tahmini geldi. 3 saat içinde tekrar o sabah inen uçakların Ankara'ya indiğini görmek ya da indiğini duyabiliriz. Dolayısıyla sevkiyat devam edecek. Yani bu artık bir sembolik olmanın ötesinde tamamen varılan anlaşma çerçevesinde bu silah sisteminin Türkiye'ye devredileceğini gösteriyor. Yani Amerikan, yani Pentagon çok detaylı bir açıklama yapmadı ama gözüken o ki yani F-35 programından Türkiye'nin çıkartılmasına ilişkin kamuoyuyla da paylaşılan takvim yürürlükte kalmaya devam edecek, yürütülecek. Bu S-400'den ilk kurban F-35'ler olacak. Ondan sonrasında da yani kongre ve başkan arasında Türkiye'ye dair yaşanacakları hep birlikte izleyeceğiz.